kaftan ne içindir? Sizin gibi Valide Sultan Hazretlerine ve dahi Sultan Alaaddin Han Hazretlerine bağlı bir beye ancak böyle görkemli bir kaftan yaraşır. Onun nişanesidir. Eyvallah. Eyvallah. Var olsunlar. Var olsunlar da. Kim söyledi artlarında olduğumuzu? Hediyeleri yığmışsınız önüme. Şuradaki kaç akça gireceğimiz savaştaki alplerimin kanla bedeldir. Siz de her şeyi altınla mı ölçerler Bayındır Bey? O nasıl kelamdır? Bizimle düşmanınmış gibi kelam etmeyesin. Kırarsın bizi. Bizim tek gayemiz yurdumuzun ve tebaamızın istikbalidir. Senin gibiler sadece kendi çıkarını düşünür. Ne yurt, ne teba. Senin gibilerin düşüneceği son şeydir. Yanlış kapı aşındırırsın, bilesin. Hey benim koca Candar Bey'im. Daha dün sarayın kapısını beklerken, şimdi yurt sahibisin. Sana tüm bunları lütfeden Ali Selçuk'a indi sırtını dönemezsin. Yok, eğer dönerse Sultan Alaaddin Han Hazretleri bunu unutmaz. Benim huzurumda mı tehdit edersin Bayındır Bey? Bu cesaretini Moğol karşısında göstermen için indi canını bağışlıyorum. Candar Bey'im, Valide Sultan Hazretleri seni kuracağı orduya ister. Sen de bilirsin ki Valide Sultan Hazretleri ne ister ise onu elde eder. Candar Bey'im ikna olmazsa hatırlatasın dedi. Sana yurdunu kim verdi? Ya Sultan Mesud verdi. Verdiği gibi tek bir fermanla elindeki her şeyi. Candar Bey'im, gayrı söyletme gerisini. Yatıp ölmeyesin Candar Bey'im. Kalkıp ölesin. Bizimle bir Valide Sultan'ın kuracağı orduya katılasın. Küffara karşı pusatını savurasın. Haydi! Ben yurdumu, bileğimin hakkı, yiğitlerimin kanıyla aldım. Kimse hizmetimi görüp aman Candar Bey demedi. Adıma Yaman Candar Bey demişler. Beni tehdit edip bana tehditle iş yaptırmaya kalkarsan kendine bir mezar kazasın. Ama yurdumuzu korumak en asli vazifemizdir. Ben iyicene düşünüp kararımı bir mektupla Valide Sultan Hazretlerine bildireceğim. Çıkabilirsin.